Sayın Yıldız, Serhat Boyları Derneği Başkanı olarak bu sene ikincisi gerçekleştirilen iftar şenliği düzenlemiş oldunuz. Konuya ilişkin neler söylemek istersiniz? Evet, Serhat Boyları Derneği olarak bu yıl ikincisini düzenledik. Geçen yılda biz Kars'a geldiğimizde Serhat Boyları Derneği burada bir sokak iftarı ve akabinde bir iftar eğlence programı yapabilir miyiz diye arkadaşlarla sohbet ederken çok komikçe şeyler söylemişlerdi bize. Ya bizim Kars milletinin sokakta eşleriyle, çocuklarıyla falan gelip iftar falan yapmaz, rezil olursun diye bir daha düşün diye söylemişlerdi. Düşündüm, karar verdim o zaman. Dedik ki yapmamız lazım. Yaptık, hakikaten öyle de değildi yani. Herkes eşleriyle, çocuklarıyla geldi. Ailece birlikte iftar açtık ve ondan sonra da konserimiz ve onun akabindeki işte Hacivat Karagöz falan filan bir sürü şeyler olmuştu. Ve de çok mutlu olmuşlardı. O zaman dedik ki biz doğru yapmışız. Burada sadece bu milleti her şeyden uzak tutmuşlar. Ona layık değil, bunu yapmaz, buna alışık değil falan diye. Dedi ki biz devam ettirmemiz lazım bunu. İkincisini düzenledik. Ne yazık şehre geldiğimizde çok ciddi manada bir rüzgar vardı. Yani akşam o esen rüzgarın yapacağımız programı çok etkileyeceği diye çok korktum ben. Çünkü kendim üşüyordum, daha program başlamamıştı. Küçük çocukları gelen vardı, daha bebeleriyle gelenler vardı. Bunlar 3 saat 4 saat nasıl kalır diye tereddütüm vardı, endişem vardı. Öyle olmadı tabii ki. Sağ olsun Kars hemşerilerimiz bizi kırmadı. Geldi, bizimle birlikte sofralarımızı paylaştılar. O soğuğa rağmen, o üşümelerine rağmen alanı terk etmeden 5.000'in 10.000'e yakın bir insan katılımı vardı. Program bitene kadar orada bulunarak bizimle bir iftar programı geçirdiler. Ben buradan hepsine çok sonsuz teşekkür ediyorum. Bize önce sofralarını açtılar, gönüllerini açtılar. Programda Erzurum'dan getirdiğimiz bir 12-13 kişilik bir Semazen ve İlahi grubuyla başladı. Ve onun akabinde ezan okumasıyla birlikte iftarlarımızı açtık. Tekrar Semazan grubuyla birlikte yine ilahiler eşliğinde iki sanatçı kardeşimiz vardı. Birisi İntizar'dı, birisi Suat Aslan kardeşimdi. Suat Aslan kardeşimiz Karslıydı ama Kars'a hiç gelmemişti. Onun heyecanı da vardı. Kars'ta hemşerileriyle buluştu. O Kars'ı çok sevdi, Karslar onu çok sevdi. Seni öyle ve akabinde tabii ki intizarı o güçlü, gür sesli intizarının da çıkmasıyla birlikte Karslar bir coştu. Alana gitmek istemediler. Güzel bir programdı. Hakikaten keyifle izledim ben de. Çünkü onların mutlu olduğunu alanda gördüm. Hem sanatçıya hem de dinlerken de oynarken de çok duruşları, hareketleriyle çok uyumlu olduğunu görünce de şaşırdım. Çünkü Kars'ta çok buna benzer konserler düzenlenmemiş ama sanatçıya eşlik ederken, sanatçıyı da yormadan, sanatçıya da kötü bir şey olmadan, yani oyun alanlarıyla, dinlemeleriyle falan çok düzenli bir program oldu ve şaşırdım da hakikaten. Onun için iyiydi, güzeldi programımız. Fakat şu vardı, Serhat Boyları Derneği'nin Kars'taki bu iftarı artık bir anlam taşıdı. Şu anlamı ahde vefa iftarına dönüştü. O da şuydu, bu dediğimiz gibi bu Serhat illerinde yaşayan bu insanlarımız sınır bekçiliği yapıyorlar. Herkes unutmuş ama bunlar bir görevleri var, farkında olmadan bir görevleri var. Hiçbir ücret beklemeden, devletten hiçbir şey beklemeden bu toprakların sınır bekçiliğini, bayrak bekçiliğini, hudut bekçiliğini yapıyorlar. Onun için biz ahde vefa iftar dediğimiz için bu insanları unutmamakla ve bu insanları bu görevlerinden dolayı ve bu insanların buradaki duruşundan dolayı hiç olmasa bir gün bu bir yıllık stresinden uzak kalsınlar, birkaç saatliğine eğlensinler ve eşleriyle, çocuklarıyla göremediklerini de bir arada görme ve kaynaşmayı,
Çünkü biz çok arzu ettiğimiz yapı oydu, kaynaşmak. Doğru yoldayız. Şehir de bize sahip çıktı. O soğuğa rağmen, oradaki o bahsettiğim gibi ben dayanamadım program sahibi olmama rağmen, programı bırakıp gidesim gelmesine rağmen 5000 tane insan çocuklarıyla terk etmedi. Biz Muharrem Yıldız'a sahip çıkmak için buradayız dediler ve oradaydılar.